Mizaç meselesi. Bunlar bence çok önemsememek lazım. Belki de Sezai Karakoç'u biraz büyük yapan da bu müstahanilik. Biraz da böyle bakmak lazım. Fakat benim yanılıyor olabilirim. Benim gördüğüm Sezai Bey'in mizacı kalabalıklar içine girmeye müsait değil. Bazı insanlarda böyle hastalıklar var. Bilir misiniz bilmiyorum. Kalabalıklar içinde hasta oluyorlar. Ben Sezai Bey'in bu tür kalabalıklarda ürktüğünü, korktuğunu, rahatsız olduğunu düşünüyorum. Mesela Mustafa Kutlu'da var öyle bir hastalık. Adam topluluklarda birdenbire fenalaşıyor. Böyle bir şey var. Ben bunları çok da büyütmemek gerektiğini düşünüyorum. Bize onun şiirleri ve düşünceleri çok şey vaat ediyor. Onlara bakmak lazım. Şahsıyla ilgili, evet, beyanatları öyle olmamalı. Eğer siz öyle anladıysanız. Kendisi de bundan üzüntü duydu ama. Ben dinledim. Böyle yorumlamışlar. Ben bunu demek istemedim dedi. Böyle bir şey demedim dedi. Fakat şunu arz ediyor. Yani ben hangi iktidar olursa olsun, ben değil bir sanatçı, bir düşünce adamı, bir iktidarın adamı olmamalı diyor. Ben de buna katılıyorum. Sadece sanatçı değil, bir akademisyen de, bir bilim adamı da iktidar başka bir şeydir. Önce kendisi olmalı, sonra alanında hizmet etmeli. Bir iktidarın adamı olduğunuzda o zaman angaje olursunuz. Doğru şeyler yapamayabilirsiniz. Çünkü siyaset sürekli kendi işine gelen şeyleri yaptırmak ister. Ve siyaset her zaman iyi şeyler de yapmayabilir. Böyle düşünmek lazım. Evet, biz hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben bugün hakikaten böyle çok tatlı, güzel bir sohbet yaptım. Epeydir bu kadar sıcak bir grupla konuşmamıştım. Evet. Bir daha ne zaman geliriz? İnşallah hocam yakın zamanda. Biz öncelikle Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'ye teşekkür ediyoruz. Çünkü evet. Bu ortamı yaratan onlar mesela. Ben hemen bir duyuru yapıp daha sonra bir kapı ilan edeceğim. 26 Nisan 2013 Cuma günü burada Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin üçüncüsünü icra ettiği Nağıt Şiirleri Şöleni var. Aynı saatte saat 20'de. Edebiyatımızın önemli isimleri şairleri burada olacaklar. Ve üçüncü Nağıt Şiirleri Şöleni burada birlikte. Ben bir şey söyleyeyim. Saat 20'yi biraz ileriye alın. Yani böyle kerahet vakti bir şey. 8.30, 20.30. 20.15. Belki 20.30. Yani 8.30 daha güzel sanki. Çünkü giderek günler uzuyor efendim. 8.30 daha iyi bir vakit. Efendim, Kültür AŞ Genel Müdürü Fatma Bakan Beyefendi'ye plaket vermesi için Doça Efendi'nin özel olduğunu arkadaşa takip ediyoruz. İnşallah ben çok güzel bir topluluk. Farkında mısınız bilmiyorum. Oldukça iyi insanlar geliyor. Evet. Çok da şey istemedik zaten. Popüler şeyler. Bence de çok iyi bir topluluk. Bir ekol gibi çalıştığı. Sağ olsun Cevat Bey yerinde desteği oldukça fazla. Metin Hocam şu an. Belediyelerimiz malumunuz son yıllarda bu tür şeyler yapıyorlar. Bir kısmı sadece işte bir hava vermek için, görüntüyü kurtarmak için ama burada onu görmedim. Bu iyi bir şey. Yani burada içi de dolu. Bu böyle olmalı. Yani içi dolu olmalı. Sadece bir afişler, bir bitirden, bir gösteriler ibaret olmamalı. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir sanat edebiyat adamı olarak çok mutlu oldum. Kültür AŞ'nin bölümü Evlat Hocamızla tamamlandı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Emeklerinden de burada sanat hocam. Şimdi ya ben şöyle bir istirahatta sorayım. Buradan Ankara'ya gideceğim. Oradan Konya'ya kargo edeceğiz dedi. Tamam. Yani böyle bir imkanımız var. Var var. Bunlar için çok çünkü teşekkür ederim. Ağır olacak diye koymadık da çoğunu. Yani biraz mesela daha fazlası olmasa bile işte bu üçünü
kitaplığında görmek adına. Bir kitaplığında. Bir kargoydu. Cevap bir kargoydu. Bizde de var. Var. Arama olmalı. Şey yaparız. Kart.